Özel gündemden merhaba sevgili izleyenler. Karadeniz bölgesinin Ordu'nun en önemli fındığı özel gündemin bu akşamki konusunu oluşturuyor ve stüdyomuzda iki önemli isim var. Ordu Ticaret Borsası eski meclis başkanı Salih Güney ve Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi bizlerle birlikte. Belki de tüm üreticilerin merakla beklediği fındıkta ne olacak sorusuna cevap arayacağız özel gündemde. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Evet. Ekran başında bizi izleyen ordulu hemşehrilerimize, gurbette de bizi izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Çok önemli bu akşam sizlerin ağzından çıkacak cümleler. Eminim ki milyonlarca fındık üreticisi de şimdi ekran başına geçti, bizi izleyecek. Fındık malumunuz yaklaşık 2 yıldır, özellikle 1,5 yıldır diyelim, kuruş bazında bir inen bir çıkan fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürmüyor, emeği hakkını ödemiyor da diyebiliriz. Bir gündemdir gidiyor ama hala noktayı koyamadık, tartışmaya konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam da fındığı konuşacağız ama öngörülerimiz olacak. Önümüzde bir referandum var. Bu durum referandumu nasıl etkileyecek, hepsini iyi kötü yorumlamaya, ki sizler bu konuda uzman isimlersiniz diyebiliriz. En azından piyasadaki karşılığı anlamında bunu konuşacağız efendim. Tekrar ekran başına hala geçmeyen üreticiler varsa da davet edelim. Fındıkla ilgili akıllarınıza takılan ne varsa umuyoruz ki cevap bulacak. Efendim öncelikle sizle başlayalım Salih Başkanla Bey. Başlayalım. Başkanımızla mı başlayalım? Tamam, Ordu'dan Fatsa'ya yöneleyim, evet, demiştim ama başkanım tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım. Fındığı bir değerlendirelim. Sezonun başından bugüne ne oldu? Süreci kısaca nasıl özetlersiniz? Önce bizleri ordumuzdan ve İstanbul'daki ekran başında bizleri izleyen gurbetçi hemşerilerimize buradan selam gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. 2016 yılının Ağustos-Eylül ayları civarında sezonumuz başlamıştır. Hep beraber geçmişi hatırlayalım. Ağustos-Eylül aylarıydı. Dolar kuru, hem yazaraktan gidelim, dolar 2 lira 90 kuruş. Fındık da 12 lira seviyelerinden başladı. Yani 4 dolara aşağı yukarı tekabül eden bir rakam bu. 4 dolar. Bu Eylül ayı içerisinde mal gelimi yavaş olduğu için bu fiyat 15 TL seviyelerine kadar çıktı. Ama biz 12'yi baz alaraktan gidelim. Aradan 6 ay geçti. Evet. Aradan 6 ay geçti. Maalesef son günlerde fiyatlar 9,5 liralara, 9'lu rakamlara geldi. 9,5 lira seviyelerine geldi. Şimdi Mart ayındayız. Dolar 3 lira 70 kuruş. Fındık 9,5 lira. Evet. Şimdi 4 dolarlık fiyat inmiş 3 dolara. Pazara fındığın çok indiği ayda fındık 15 liraya çıkmış. Pazara fındığın az geldiği ayda fındık 9,5 liraya inmiş. Şimdi bunun serbest piyasayla hiçbir alakası kalmamıştır. 2009'dan sonra fındık da serbest piyasa sistemine geçilmiştir. Ama maalesef bu şekilde serbest piyasa çökmüş, fındık piyasası birkaç yıl önce büyük bir firmanın, dünyanın en büyük fındık ihraç eden, ithal eden firması tarafından satın alındıktan sonra maalesef fındık piyasası tekelleşmiş, tekelleşen piyasada da serbest piyasa sistemi iflas etmiş. Onun sonucunda da 4 dolarla başlayan fındık fiyatı yükselmesi gerekirken, gün geçtikçe, fındık azaldıkça yükselmesi gerekirken maalesef 3 dolarlı seviyelere düşmüş. Köylü, fındığa yatırım yapan esnaf, üretici, sanayici, fındığa yatırım yapan, Karadeniz'in kahverengi altınına yatırım yapan herkes perişan haldedir. Evet. Bazı bu noktada kısaca dolar üzerinden örnek verdiğiniz için sormak istiyorum. Bizler de zaman zaman bültenlerimizde de bu basit hesaplamayı taşıdık gündeme. Öyle ki işte dolar yükseldi, fındık fiyatı hala yerinde, nedendir gibi. Bunun kesinlikle ilişkilendirilemeyeceği yönünde uzman kişiler yeniden açıklamalar yaptı. Bu yoruma ne diyeceksiniz? Yani doların inip çıkmasıyla hiçbir şekilde fındık ticaretinin ya da serbest piyasanın ilgisi olmadığı yönünde karşı yönde açıklamalar geldi. Fındık 3 milyar dolarlık döviz getiren, evet, ülkemize döviz kazandıran ve sıfır ithal girdisi olan bir üründür. Böyle bir ürün serbest piyasanın kaderine terk edilmeyecek kadar kıymetlidir. Evet. Bu ürünü serbest piyasanın kaderine terk edersen rakamlar o kadar yüksektir ki
manipülasyona çok müsaittir. Yani bu işte taban fiyat, mesela çayda taban fiyat uygulaması vardır Meltem Hanım. İncirde işte taban fiyat uygulaması vardır. En azından zeytinde Marmara Birlik gibi çok güçlü bir üretici kuruluşu vardır. Evet. Tabii buğdayda taban fiyat uygulaması vardır. Yani buğdaydaki yıllık gelir 400 milyon dolar civarındadır. Taban fiyat uygulaması vardır. Niçin? Piyasa manipüle edilmesin. Serbest piyasa tekelleşmesin diye. Ama 3 milyar dolarlık bir ürünü serbest piyasanın kaderine bırakırsan mutlaka bunda tekelleşme olur. O yüzden bu işin olmazsa olmazı müdahale alımı ya da taban fiyat uygulaması. Taban fiyat uygulaması konusu 12 lira denseydi bu yıl, Eylül ayında hiç kimse buna itiraz etmezdi. Fiyat da hiçbir zaman 12'nin altına düşmezdi. Evet. Bu işin, biz bu işi sabahlara kadar konuşsak, günlerce tartışsak, bütün uzmanlar, bilim adamları bir araya gelse, işin sonunda geleceğimiz, varacağımız yer taban fiyat uygulamasıdır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir virgül koyuyoruz size. Salih Bey ile devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyerek. Siz şöyle bir sezonu değerlendirdiğinizde nelere özellikle dikkat çekmek, vurgu yapmak istersiniz? Valla şunu söylemek lazım. Az önce Sayın Başkan da söyledi. Dolar bazı ve serbest piyasa ekonomisiyle ilgili söyleyeyim. Dolar bazında fındık sezon başı başkanı söylediği gibi. Ben onun dediği gibi demeyeceğim. 4 dolar diyor ya, doğru. Doğru. 1200 dolara bu malı Avrupalı yiyordu. Bugün 600 dolarlara düştü. Niye düştü? Bu hakikaten bu çok önemli. Niye çıktı? Başkan diyor ki tekelleşiyor diyor. Hakikaten doğru ama bu tekelleşmeyi engellemek için Türk sanayicisinin, Türk ihracatçısının gücü yok. Burada ne olması lazım? Ben daha önce sizin programda söyledim. Bugün atıyorum X bir Avrupa firmasının 1000 vagonluk bir sermayesi var. Sanayici ve ihracatçının Türk firmalarında 100 vagonluk. Bunun da yarışma şansları sıfır. Bir de ne var? Şu var. Atıyorum ben yani isim vermeyeyim firmayı kendi adına. Evet. Ben bir ihracatçı insan olarak Avrupa'ya 1000 dolara mal bırakıyorum. Hesabı kitabımı yapıyorum, maliyeti alıyorum, 1000 dolar diyorum. Ben 1000 dolara bıraktığım malı benden güçlü olan bir Avrupa firması diyor ki kardeşim ben hesap yapıyorum 10 tırdan fazla satamam diyorum. Yani 100 ton satarım diyorum. Ama yabancı güçlü firma ne diyor? Kardeşim diyor Yahudi Avrupa'da kalıcıya sen diyor niye diye 1000 dolara mal alıyorsun diyor. Ben sana 950 dolara vereyim. 10 tır ne alıyorsun diyor. Önü açık size kadar vereyim diyor. Şimdi bunun bizim sanayici ve ihracatçımızın yarışma şansı var mı Meltem Hanım? Evet. Bunlar çok önemli. Ha burada ne olacak? Başkan tekelleşme diyor. Hakikaten doğru. Buradaki bu yabancı sermayenin önüne geçebilmesi için burada kim ne derse desin. Bu fındık böyle mazot parasıyla veya dönüm parasıyla bunlar yanlış şeyler. Bu benim yıllardan beri söylediğim şey. Burada olacak tek bir şey var. Bana söyleyeceği şu. Üretici açısından söylüyorum. Bu işin ticareti yapan manav arkadaşlarca sanayici ve ihracatçı. İnanın bu sanayici ve ihracatçı da içinde olmak kaydı. Manavlar. Yemin ediyorum bu manavlar daha bana göre kıymetli. Niye kıymetli? Bu adamların yaptığı bana göre meslek kutsal. Niye kutsal? En az bir manavda en az 100 tane müşterisi vardı üretici. Yanlış mı başkan? Daha fazla. En az 100. En az 100 tane bakın. 500 tane olan da var. Bir manav arkadaşın 100 tane köylü üretici sırtında. 24 saat. Bir de diyoruz ki başkan da söyledi. Lisansı da bozuk. Ben bunu yıllardan beri yaşamış bir insan olarak söylüyorum. İçinde olarak söylüyorum. Her yer, çünkü ben çocukluğumdan beri bunların içindeyim. Söylediğim şu. Bakan da çıktı söyledi. Ben buna da karşıyım. Lisanslı tabucuya karşıyım. Niye? Lisanslı tabuculuk ne olacak? Saat, hafta sonu saat, cuma saat 4'ten sonra benim hastam var, benim cenazem var, benim acil para ihtiyacım var. Ben kimlerden alacağım? Lisanslı tabucudan gidip de para alma şansım var mı? Ziline basacağım. Adam evine çıkmıştır bana bayağı arkadaş. Ziline basacağım. Telefon arayacağım. Benim hastam var. Bana acil para ver. Veya da bir yere gideceğim. Parayı nerede alma şansım var mı? Pazartesi sabah saat 9'a kadar. Tatil günleri var bu işlerin. Gece 24 saat. Hakikaten manavlık var ya. İnan kutsal meslektir. Çünkü ne yapıyor? Sanayicinin ve ihracatçının da malının bekçiliğini yapıyor. Kendi sermayesiyle. Bu nasıl sermaye? Gücü var adamın. Atıyorum 100 ton mal alıyor bir marav. Arkadaş. Ben para kazanıyorum. Ticaretini yapıyor. Kitap kazanacak. Bunu ne yapıyor? Ben marav olarak veya üretici olarak Avrupa'ya bir kilo mal satma şansım var mı? Yok. Kime vereceğim? Gidip sanayici ihracatçıya vereceğim. Ben bu malı almasam sanayici ihracatçının belli miktarda gücü var ve deposu var. Bunun dışında kartan mal ne olur biliyor musunuz? Meltem Hanım. Köylü giderken malı sokağa döker. Bunlar çok yani söylenecek şeyler değil hakikaten. Çok yanlış şeyler. Bugün bu ufak marabın da sanayisini fabrikasını devletin desteklemesi var. Desteklemesin. Ona da razıyım. Atıyorum diyecek ki kardeşim bir kilo fındık 5 dolar. 5 dolar.
Bugün ben üreticiyim. Ben fındığımı satıp da dolar almayacağım. Ben fındığımı satıp da altın almayacağım. Ben fındığımı satıp da fayda, yani banka şey getirdi var. Bunlara vermeyeceğim. Bugün de benim fındığım 5 dolar, 10 sene sonra 5 dolar. Ve devletin sırtında bunda yük de yok. Devletin burada çok büyük avantajı var. Devletin avantajı hepimizin avantajı. Bu nedir? Nereden bakarsak bu? 1 katrilyon üzerinde eski parayla, 1 katrilyon üzerinde mazot ve destekleme veriliyor. Kime veriliyor? Üreticiye değil, hepsine değil. Bugün X bir köyü söylüyorum. Mesela kendi köyüm. 10 tane 10 tane köyde vatandaşın bir 10 tanesinin 200-300 dönüm yeri var. Ama gerisi 3 dönüm, 5 dönüm. Para kime gidiyor Meltem Hanım? 200-300 dönüm. 8-10 kişiye gidiyor. Gerisi, büyük toprak sahiplerine gidiyor. Tabii. Evet. Gerisi ne oluyor? Geliyor adam, geliyor Ali Bancı alıyor. Ya Ahmet amca, Mehmet amca benim hayvanım sende otlasın. Otunu alayım, odununu alayım. 3 yemeğe gel, 5 yemeğe gel. Hani köylünün durumu daha kötü. Evet. Bu da bambaşka bir boyutu. Ama şimdi ama bak, işin esas madalyonun öbür yüzü diye diyeceğiz. Ama doğru bana göre bakın. Evet. Yıllardan beri bunu araştırsınlar. Fındığı dolara bağlasınlar. Bu büyüklerin buna gücü var. Dolara bağlayacak. Daha hiçbir şey karışmayacak. Şey mi? Madot para mı? Yürüyecek üreticiye. Dönüp para mı? Yürüyecek. Bak diyecek ben sana ürüne veriyorum. Evet. Peki şu anda Türkiye'den ya da Türk fındığı ihracatçılar kaç dolara oraya alıyor? Oraya gel. Zamanla geldi. Şimdi bu başkanın söylediklerini açmış oluyorum. Bu dolar bazında kolay bu. Fındık üretici ben fındığını bilecek. Başkana da getirse, Maravarka'da sanayi fabrika evinde tutsa fındığını 5 dolar. Bugün de satsa 5 dolar. 5 sene sonra. Devlete bunun yükü ne? Avrupa diyecek ki bundan sonra devlette. 1000 doların altında mal satamazsın. 1400-1500 doların mal satamazsın. Onun için ne yapması lazım devletin? En az 50 milyon, 80 milyon depoda malı dursun ya. Sanayici ihracatçı sıkıştığı zaman 20-25 lira, 30 lira olur. Bunlar da günah. 25 lira olduğu zaman da yani 15-20 arası olsun. Bu açık bırakalım. Sayın Başkanım şunu demek istiyorsunuz siz. Devlet diyorsunuz. Biz bunu destekliyoruz zaten. Devlet hem üreticiyi hem manavı hem de ihracatçıyı garanti altına almalı. Tabii, yükünü, halkın anladığı dilden konuşalım. Evet. Yükünü azaltıyor. Demesi lazım Meltem Hanım. Alt tarafı 4 dolar bana göre. Bu fındık 4 dolardan aşağı düşmeyecek. 10 yıllık 5 yıllık kalkınma planı. 4 olur 5 olur 10 olur bir şey demiyorum. Hayır ama 5 dolardan da yapacaksın. 5 dolardan yukarı olmasın desin. Örnek veriyorum. Evet. Başkanım olma şansı yok olur. Bak. Olmaması yine başkanım. Bak, ama bir şey. Başkanım müdahale edemezsin. Şöyle müdahale edemezsin. O da söyleyeyim. Bugün fındık 8-10 dolara çıktığı zaman devletine ne mal varacak? Gelecek sanayici ihracatçı getirecek kapasite raporunu. Kaç ton lazım sana? 1 milyon kilo fındık lazım. Al diyecek. Devlet sanayici ihracatçı para almasın. Devletin elinde fındık olursa. Olacak. Hayır devletin elinde fındık olursa ihracatçı da garanti altına almış oluyor. Yok basın al fark etmez. Tabii ki. O da kaç dolara mal alacağını biliyor. Bu da doğru. Tabii. Avrupalı ne istiyor? İstikrar istemiyor mu? Avrupalı istikrar istiyor. Avrupa ne diyor? Bir 8 lira. Bir 20 lira olsun istemiyor Avrupalı. Demiyor. Bakın bunlar Avrupalı da rahatsız. Başkanım şunu bitireyim de rahat konuşalım. Şimdi Avrupalı eskiden beri istediği şu. İstikrar. Çünkü Avrupalı bizim Türkiye gibi değil. 3 aylık maliyet hesabını yapar, rafa koyar. 6 aylığını yapar, rafa koyar. 1 yıllığını yapar, rafa koyar. 1,5 yıla, 2 yıllık yapmaz. Bundan malı alır, rafa koyar. Şimdi Türkiye'de, bak Sedim Hoca söyledim. Avrupalı 1200 dolara mal yedi. İthal ettiler. Evet. Şimdi adamın elinde mal satamadıysa ki, satmıştır ya, satamadıysa ki, bugüne bu adam da zarar etmedi mi? Çünkü Türkiye gibi değil. Etiket öyleye kadar başka, öğleden sonra başka yapma şansları yok. Adamdan her zaman istediğimiz istikrar. 10 dolar olsun diye adamları değil. Çünkü bu Avrupalı 1600-1700 dolar malları yendi. Dolar o zaman kaç liraydı başkan? 2000 lira öyle kabul et. Bugün dolar 3500-4000 lira. Yani Avrupalı bunu yemeyelim değil mi? Çünkü Avrupa'da 10 sene önce ya dolar saati biliyor Türkiye'deki inip çıkıyor. Adam 1 dolara 1 dolar. 20 dolara düşmüyor. 1200 dolara çıkmıyor. Olay bu. Ha, serbest piyasaya geldiğimiz zaman serbest piyasa zaten önemli olan şu. Serbest piyasadaki bu dolar bazına ayarlarsan serbest piyasa zaten bütün endeksleri hazır ayarlamış oluyorsun. Şimdi bu arkadaşımız manavlık yapan genel olarak söylüyorum. Şimdi bu adam da korkarak mal ne alacak ne satacak. 5 dolar kardeşim diyecek. Hesabını kitabını hep alacak satacak. Yani fındık bu 5 dolar aldığı fındık. Mesela bu 5 dolar bırak kaldıralım. 14 liraya aldığı fındık 10 lira. Bu insanlara yazık günah değil mi? Hem sanayici ihracatçının bekçiliğini yapıyor. Malını bekçiliği. Çünkü kendi Avrupa'ya satamaz. Bekçiliğini yapıyor hem zarar ediyor. Ana parasına zararıydı, bankadan kredi kullandı, bunlara zararıydı. Bunların kalkması lazım. Bunların kalkması için de fındığın tek çaresi dolara bağlanacak ve serbest piyasa otomatikmen kendiliğinden oturum olacak. Üretici de kazanacak, bu iş için ticareti yapan arkadaşları kazanacak. En önemlisi devlet kazanacak. Devlet niye kazanacak? Bir de aşağı bütün ödemeleri kaldıracak, üretici yürüyecek. İkincisi, ülkeye fazla döviz gelecek. Bunlar çok önemli. Bugün ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı diyor ki,
Dolar olan Bodrum'da terörist diyor. Terörist diyor. Haklı. Eğer ülke sıkıntıdaysa hakikaten haklı. Ama sen 1000-1200 dolar fındığı 600 dolara düşünüyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Bunları görmüyor musunuz? Siz görmeyebilirsiniz. Bölge milletvekilleri de bakanlarınız var. Görmüyor mu? Ya yarın öbür gün az önce başkanın dediği gibi referandum var. Gelecek vatandaşlar oy isteyeceksin. İnşallah sonu hayırlı olur. Evet, oraya bir geleceğiz. Şimdi bu konuya bir virgül koyalım. Sizle devam edelim. Az önce bir anlatmak istiyordunuz. Benim aklıma da şu takılıyor kaba taslak. Yanlışım varsa da düzeltelim. Buyurun. Türk sanayicisinin de güçlenmesi gerekiyor. Sonuçta Avrupalı tabii sanayici ki karşısında güçsüz diyoruz. Manavlar da zaten önemli bir yükünü taşıyor bu sektörün. Hakikaten çok ağır yükü peki var. Peki bu serbest piyasadaki hani şu oyun dediğimiz oyun kim tarafından çevriliyor? Gerçekten merak ediyorum. Baktığımızda sanayici de mağdur. O da öyle ama üretici önce en mağduru. Başarı, neden bu fiyat yükselmiyor? Kısa bir şey evet söyleyeyim. Bakın. Şimdi bu yükün yapılması için Rusya Avrupa ile yarışabilmek için bakın az önceki söylediğim hepsi bunun içinde biliyor musun? Dolar bazı içinde. Bunun karşısında devlet olacak. Çünkü Türk sanayici ve ihracatçının savaşma yani bu insanlarla yarışma şansı sıfır. Bu dolara bağlarsan bu kendini otomatikman kalkıyor arada. Çünkü Türk sanayici ihracatçısını az önce dediğim elinde belli miktarda mal olacak. Sanayici ihracat kestik lafı. Sanayici ihracatçı kapasite raporunu getirecek. Ne kadar lazım? 1 milyon kilo fındık lazım. Getir kardeşim bana. Para da mı sanayici ihracatçısı? Ama işçiyi çalıştıracaksın. Bugün sende 300 kişi mi çalışacak? Bu 300 kişi çalışacak 12 ay. Evet. Çünkü o insanların hem iş gücünü devam edecek hem onların da katma değerine ve stopajına göre devlete para kalıyor. Bunlar hakikaten çok önemli. Onun için burada devletin yapacağı tek bir şey Avrupalı ile Türk sanayici yarıştırması için bu malı verecek banka teminat mektubunu getir sanayici ihracatçı çalışacak. Evet. Buyurun. Meltem Hanım. Önce sözümüz şunu belirtmek istiyorum. Sözümüz ticaretini ahlaklı bir şekilde yapan ihracatçıya manava asla sözümüz yok. Evet. Ülkesine döviz kazandıran köylünün fındığını Avrupa'ya dünyanın birçok ülkesine ihraç eden tekelleşmenin içinde olmayan piyasayı tekelleştirmeye çalışmayan tekelleşmeye çanak tutmayan bütün ihracatçılar bizim başımızın tacı. Evet. Bir defa asla biz onların hakkını yemeyelim onlara lafımız yok. Evet. Onlar bu ülkenin baş tacı. Onlar bu ülkenin şeref madalyasıyla ödüllendirilmesi gereken insanlar bir defa. Ama sözümüz bizim piyasayı tekelleştiren, bu tekelleştirilmeye çanak tutan, bu oyunun parçası olan, olmaya çalışan herkese. Evet. Şimdi fındık satıcısı çok, alıcısı az olan bir ürün. Şimdi bunun ihracatını yapan... Başka pardon bir şey koyayım noktada. Ama o zaman lafını kesersen... Sen tamam yok kesin tamam. Şimdi fındığın alıcısı yok diye bir şey yok. Alıcısı az diyorum bakın yok alıcısı, demiyorum. Alıcısı az değil başka. Ama abi bak bir bitireyim ben seninle konuşuyorsun. Dünyanın her tarafa satılıyor. Bakın fındık. Dünyanın evet. Hayır. Türkiye'deki ihracatçısı az bunun kardeşim. Aha, şimdi oldu. Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Türkiye'deki tamam, ihracatçısı az bunun. Evet. Yani çok satıcı az ihracatçı var. Evet. Şimdi alıcı bu az ihracatçı bunlar bir masanın etrafında toplanacak kadar özellikle yüzde bakımından işte %50 ihracat yapan, %30 ihracatını yapan falan 5 tane firma bir araya geldiği zaman bu işin ihracat yapan insanlarla çoğalmalı. Alttan adam yetişmeli. Şimdi az ihracatçı olduğu zaman bir masanın etrafında toplanıyor. Bugün alıcı olmayalım diyorlar. Bu hafta alıcı olmayalım diyorlar. Bunlar alıcı olmadığı zaman var mı bir devlet kuruluşu ya da bir üretici kuruluşu? Var mı güçlü bir fisko birlik? İşte tamam onlar alıcı değilse biz onlara vermeyelim. 12'ye ben alıcıyım diyen bir fisko birlik, ben alıcıyım diyen bir TMO, ben alıcıyım diyen bir hükümet, bir devlet var mı? Yok. Evet. İşte bu olmadığı zaman ben basit, kısa bir şekilde özetlemiş oluyorum. Bu sefer tekelleşme o işte. Serbest piyasa ne demek Meltem Hanım? Alıcının ve satıcının evet eşit rekabet şartları altında çalıştığı piyasa serbest piyasadır. Ama alıcı ve satıcı eşit güçte değilse burada serbest piyasadan bahsedebilir miyiz? Kim güçlü bu sefer? O yurt dışına fındığımızı ihraç eden az sayıdaki ihracatçı anlaşırsa zaten kendi arasında tekelleşme bu oluyor zaten. Evet. Kartel, bunun adı kartel oluyor. Şimdi Meltem Hanım, borsada İstanbul Menkul Kıymet Borsası'nda kağıt aldın. Kağıtta spekülatif hareketler yapıyorsun. Trak devlet müdahale ediyor değil mi? Evet. Ne yapıyor? Seni borsadan men ediyor. İşte borsa oynamanı yasaklıyor. Mal varlığına el koyuyor. Maddi ceza veriyor. Hapis cezası veriyor. Ama kardeşim burada bir da 3 milyon tabii yani bir şekilde seni o oyundan çıkartıyor. Fındıkta da bu olmalı.
Bu konuda Rekabet Kurulu gereken görevi yapmalı. Yani fındık manipülasyonuna teşebbüs eden bu işin cezasını çekmeli. Buna ihracat gerekiyorsa yasaklanmalı. Yani bu işle köylünün, fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın hakkını hiç kimse yememeli, yemeye de teşebbüs etmemeli. Bir de bir husus daha var Meltem Hanım. Şimdi diyorlar ki bazı bu tekelleşen firmalar her yıl Kasım ayından sonra devlet fındığa müdahale etmesin, müdahale alımı yapmasın diye bir algı operasyonu yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Diyorlar ki efendi mal stokçuda kaldı. Başkan bunu aman söyle, hükümet fındığa müdahale etmesin. Bunu başkan bunu bazen oda başkanları tabii ben şahsen. Bunu ya kim yapıyorsa bu örnekte de ihraç ediyor. Oda başkanları bölgemizde oda başkanları bizzat Ankara'ya gidip bakana ve vekillere dosya vererek fındık üreticide kalmadı. Stokçuda kaldı. Ya stokçudaki malın %60-70'i yine üreticinin malı ya. Bu çok önemli bir konu Meltem evet. Hanım. Bunu anlatmak istiyorum başkanım müsaade edersen. Çok yanlış bir şey. Şimdi onu yapan oda ve borsa başkanı bu memlekete en büyük ihaneti yapmıştır. Bak biz bunları öğrendiğimiz zaman hem basından paylaşacağız hem de seçimlerde millete anlatacağız. Hesabını millet kessin kardeşim. Fındık stokçuluğu diye bir olay yoktur. Fında yatırım yapan köylü, esnaf, sanayici, insanlar, teşebbüs insanlarımız vardır. Bankadan faizli para çekip bizim kahverengi altınımıza para yatıran, onu yükselmesi için o bankalara faiz veren o kıymetli insanlara hiç kimsenin sanki 1980 öncesi o yağ kuyruklarını falan hatırlayın, o günkü kara borsacılar sınıfına sokmak, o da o fındığa para yatıran bu mazlum insanlara, geçimini bundan sağlamaya çalışan insanlara en büyük ihanettir. Asla fındık stokçusu kelimesini kabul etmiyorum. Fındık yatırımcısı. Evet, fındık yatırımcısı. Tabii fındık bundan yatırımcısı vardır. Aldım, evet. Fındık stokçusu yoktur. Sonra bugün manav arkadaşlarımıza görünen, manav arkadaşlarımızın halk tabiriyle tüccar diye tabir edilen insanların deposunda görünen fındığının %90'ı köylünündür. Birçok fabrikaların görünen fındıkları köylünün fındıklarıdır. Köylünün emanet diye bıraktığı fındıklardır. Fındığa yatırım yapan insanlar esas lisanslı depoculuk görevini yıllardır bu insanlar yapmaktadır. Lisanslı depo nedir biliyor musunuz? Fındığa yatırım yapan tüccar, fındığa yatırım yapan köylü, fındığını satmayan köylü lisanslı depo görevini görmektedir. Bunlara madalya verilmelidir. Bunlar stokçulukla, bunlar karaborsacılıkla asla suçlanmamalıdır. Öbür türlü hiç kimse fındığa yatırım yapmazsa, hiçbir köylü fındığını bekletmezse fındık sistemi pazara çöker. Pazara bir de indirirse. Pazara illa ayında fındık birdenbire inerse, perişan olur. Fındık 20 liradan başlasa aynı gün akşamleyin 5 liraya düşer. Evet. Herkes malını aynı yanda yiyor. Yani. Tabii sokağa dökerler fındığı. O yüzden. İşte o zaman aslında konuştuğumuzun başına dönüyor. Taban fiyat olursa ister çok olsun rekolte, tabii, ister o yüzden. Olsun. Olmazsa olmaz. Ya Sayın Başkanımın dediği gibi devlet demeli ki bir dolar, herkesin mutabık kaldığı bir dolar bazında. İşte maliyet ben 4 hesa- dolar derim. Maliyet hesabını yapacak. Maliyet hesabını yap. Ben 4 dolar derim. Başkanım 5 dolar der. Misal. Evet. Taban fiyat 4 dolar, üstü 5 dolar der. 6 dolar yani neyse bu herkesin mutabık kalacağı bir rakamla antak kalınıp ya bunu dolar bazında sabitlemek lazım. Bu Avrupa'nın da yararına olacaktır. Avrupa da bu işten ne mutlu olacaktır. Da, Avrupa istikrar ister. Evet. Ya da hükümetimiz güçlüdür. Devletimiz güçlüdür. Devlet milleti 3-5 kişiye ezdirmemelidir. Evet. Çok önemli. 15'ten başlayan fiyatlar 9 lira seviyelerine düşmemelidir. Bu kabul edilir bir rakam değildir. Ya da yine rekolte çok olursa 9 lira. Herhangi bir milletvekilimiz, bölge milletvekillerimiz bu televizyonlara çıkıp bu fındık 10 lira iyi para dememelidir, diyememelidir. Derse sokakta gezememelidir. Halk bunun dersini vermelidir. Evet. Bu konulara birazdan geleceğim. Şöyle ki hazır konumuzla alakalı diye fındıkta düşen fiyatları konuştuk, oynanan oyunları yorumladık. Her zaman 1,5 yıldır konuşuyoruz ne oluyor fındıkta diye ki zaman zaman sesimiz de duyuldu. Hükümet yetkililerinden açıklama da geldi. Bir ara bir tarım kredi kooperatifleri heyecanlandırdı bizi. Dalga tarım geçti, bakanıyla bir görüşme oldu. Dediler ki işte piyasa çok speküle edilirse biz müdahale alımı yapacağız, devreye gireceğiz dedi. Bir heyecanlandık, üretici de umutlandı ama tarım kredi hiç devreye girmedi. Bir ara Sayın Bakanımız gene asla müsaade etmeyeceğiz oyun oynayanlara dedi. Müdahale alımı
olabilir mi çok sıklıkla gündeme geldi ama lisanslı depo çıktı o çuvaldan da diyelim. Çuval, sonra bir AK Parti milletvekilimiz de dedi ki müdahale alımı olacak dedi ama yine olmadı. Bakın, bu durumu nasıl değerlendirelim? Bakın Meltem Hanım bakın. Lisanslı depo demek şu anda demek hakikaten evet. Bu insanlarla dalga geçmek demektir. Sayın Başbakan Yardımcısı Numan bir de bölgenin insanı ya Numan Kurtulmuş. Bu bölgenin insanı yani lisanslı depoluk. Belki adama yanlış bilgi veriliyor. Bu bilenlerden bir öğrenin sorun ya. Ya lisanslı depoculuk az önce söyledim. Yani açsan açıldı, Ünye açıldı, Giresun'da var, Batı'da açıldı. Üretici buraya gitme şansı çok zayıf. Niye zayıf? O insanlara 12 ay 24 saat para lazım. Ya lisanslı resmi daire gibi. Saat akşam 4, cuma 4'te 5'te banka kapalı. Paraya ihtiyacı var. Kimden alacaksınız? Pazar saat 9'a kadar yok. Tatil günleri nereden alacaksınız? Bakın yine söylüyorum. Bu manavların yaptığı yemin ediyorum kutsal meslek. Bugün manavların önünde birer yani bu her barajın bu var yani. Tabii ki. Bu selin önünde birer bir benttir. Bu manavlar gücü kadar mal topluyor. 30 ton 50 ton mal tutuyorlar güçler kadar. Bu manavlar şey tutmasa mal olduk sanayi ihracatçıya gelse az önce söylediğim gibi şeyin de yok. Devlet olarak sahip de çıkmıyorsun. Yemin ediyorum bu fındık 4 lira 5 lira patates soğan gibi olur. Kimse sahip çıkamaz. Bu manavlara insanlar çünkü sanayi ihracatçı dua etsin diye. Onların yükünü alıyor. Onların yükünü hafifletiyor. Çünkü onların da bir kapasitesi olacak. Ekonomi kapasitesi olacak. Depo kapasitesi olacak. Bu insanları, manavları hakikaten bu işin yapan insanlara onları desteklemeli. Sahip çıkmalı. Ezmemeli. Ama arkadaşların bazıları elinde mal olmayan bile az önce başkan bir şeyler söyledi. Yani kapalı söyledi. Elinde mal olmayan manav arkadaşı elindeki malı satıyor. Neden satıyor? Gelecek diye satıyor. Panikli bir satıyor. Yani ona da hakikaten yazık günah. O da korkuyor. Nasıl benim üreteceğim bana mal gelecek ama az önce dediğim dolar bazında olsa bir kilo mal satmaz. Üretici satır satar. Fındıkla ilgili bir şey anlatmak istiyorum ben. Tabii ki buyurun. Maalesef Karadeniz bölgesinin fındıkla ilgili sahibi çok yok. Makus bir talihi var. Sahibi yok. Nasıl talihi var? Fındığını diyelim ki Eylül ayında veya Ekim ayında bir üretici ya da bir esnaf 14'ten sattı. Evet. Arkadaş bizim bölgemizde kıskançlık o kadar had safhada ki o saatten sonra 5 liraya düşse kanamıyor satan. Satan ne zamana kadar? Satan manav, köylü, üretici alayı böyle. 1. Ağustos ayına kadar. Yeni sezon başlayıncaya kadar. 14'ten satan akıllı olmak için, sırf evdeki eşine bile akıllı olmak için fındığını sattıktan sonra fındık düşsün diye ta ki yeni sezonun yaklaşmasına böyle 15 gün, 1 ay kalana kadar dua ediyor. Yahu kardeşim bu hasetliği bırakmamız lazım. Fındık bizim milli ürünümüz. Evet. Fındık bizim bölgemizin olmazsa olmazı. Fındık bizim ekonomik namusu. O yüzden bu hasetliklerden vazgeçmemiz lazım. Evet. Yani bu fındık Mayıs ayında fiyatı düşük olursa Ağustos'a yüksek olmaz. Bu nereden bittiyse oradan başlar. O yüzden Cenab-ı Allah'a da bedava oyalamamak lazım. Mayıs ayında düşsün diye dua edip Ağustos'a çıksın diye dua etmemek lazım. Bunu da anlatayım. Bölge milletvekillerine gelelim. Şimdi 2 ay önce bir milletvekili arkadaşımız, Ordu'nun milletvekilimiz çıktı bölgenin yerel televizyonlarından bir tanesine. Babam dedi da ki, arkadaş biz dedi hükümet olaraktan görüşüyoruz. Bana da görev verdiler, yetki verdiler. Halka bunu duyuruyorum. TMO ya da psikobirlik kanalıyla müdahale alımı yapacaktır. Hiç kimse malını satmasın dedi. Rahat olun. Devlet fundan müdahale edecek dedi. Şimdi kardeşim bu dendikten sonra bu piyasa seni dinler. Bu piyasa seni ciddiye alır. Sayın milletvekilim. Allah rızası için senin üzerinde büyük vebal var. Sen konuyu bizim bu mevcut Tarım Bakanlığından bir beklentimiz yok. Tarım Bakanlığının fındıkla ilgili bir politikası yok. Tarım Bakanı mevcut bakanımızı da Numan Bey'i de bu konuda kandırıyor. Biz Numan Bey'le görüşüyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Anlatıyoruz konuyu. Numan Bey Tarım Bakanı arıyor. Yanımızı arıyor. Tarım Bakanı diyor ki efendim siz rahat olun. Siz bölgeye rahat söz verin. Biz konuyla ilgileniyoruz. Fiyatlar yükselecek. Arkadaş ortada hiçbir şey yok. Biz geçen Numan Bey dedik ki kardeşim bu bakanın politikaları iflas etmiş. Bu bakan sizi de kandırıyor. Bu bizi de kandırıyor. Siz konuyu direkt başbakan aracılığıyla veya direkt kendiniz bu konunun Türkiye'deki hükümet tarafından tek çözüm merciği Cumhurbaşkanı. Evet. Ve ben şuna da inanıyorum. Cumhurbaşkanı'na konuyu anlatmaya bizim bölge milletvekillerimiz endişe ediyor, tereddüt ediyorlar ya da yanlış anlatıyorlar. Cumhurbaşkanımız bu konudan bu kadar haberdar olsun, bu konuyu 24 saatte çözer. Çünkü
Hele bugünkü konu, bugünkü fındıkla ilgili 200 milyon dolar bile, ya 20 bin ton fındık almaya kalsa hükümet, Allah'ım, İnan alacak fındık bulabilir mi başkanım? Bulamaz. Bulamaz. Peki neden çekiniliyor? Yani bu çözümünü biz bile biliyoruz ya da aramızda konuşuyoruz. Bir formül üretiyoruz. Konu farklı anlatın diyor. Kim anlatı tarafından anlatın diyor? Bir. Şimdi fındık 15 lira olursa ülkeye 3 milyar dolar giriyor. Fazla fındık gibi. 10 lira olursa 2 milyar dolar giriyor. Bu 1 milyar dolar da birilerinin cebine giriyor. Bu 1 milyar dolar cebine giren kişi veya kurumlar, 1 milyar dolar bir kalın bir rant var burada. Peki bunlar onların, devletten güçlü onların ki lobi, bu onların rant... lobi faaliyetleri, onlar devletten güçlü değil de onların lobi faaliyetleri çok güçlü. Evet. Onlar mesela lisanssız depoyla mesajı yerine ulaştırmak için önde bir engel. Onlar lisanssız depoyla fındığa devletin müdahale etmesini oyalıyorlar. Lisanssız depoyu devletin önüne koyup, hükümetin önüne koyup, geçmişte de yaptılar bunu 10 sene önce. Fındığın kurtuluşunu lisanssız depoda gösteriyorlar. Yalan evet. Efendim. Fındığın kurtuluşu lisanssız depoda değil. Fındığın sahip kurtuluşu çıkacaksın. Taban fiyatta. Sahip çıkacaksın. Evet. Gerisi yalan. Külliyen yalan. Hep şeyden bahsediyoruz. Biraz sonra işte ki reklam aramızdan sonra herhalde biraz sonlara saklıyorum. Fiyatla ilgili öngörülerinizi soracağım ama... sorduğumuzda ya da konuştuğumuzda ki birkaç gün önce de gene bölge milletvekilleri de Ordu'daydı. Gene fındık konusu masalarına kondu. Dediler ki fındık AK Parti hükümetiyle tarihinin en büyük değerini görüyor. Yani geçmiş dönemlere bakıldığında kesinlikle böyle bir değer yoktu. Ki biz bir de üreticiyi alan bazlı gelir desteği gibi bir destekle destekliyoruz. Yani bilmiyorum, düz hesap bizim anladığımız fındıkta aslında her şey normal gibi bir algı oluştu bizim kafamızda. Siz bu açıklamaları bugünkü, nasıl yorumlarsınız? Bunu diyenler tekelleşmenin değirmenine su taşıyorlar. Su. Başkan bir dakika. Sana tutuyorlar tekelleşenlere. Evet. Bugünkü iktidarın hak eden çok bu fındık konusunda inan acayip şansı var. İnan 2008'de fındık oldu. Oraya geçiyoruz. Her 2009'dan sonra doğru dürüst Türkiye'de rekorda olmadı. Bir geçen sene 2005'te oldu. O da 700 milyon kilo civarında bir fındık. Şimdi tutmuşlar, zaten fındık yok. Eldeki fındıktan 4 geçen, ben burada anlattım yine. 400 milyon kilo, belki daha da aşağıda. Hakikaten yeni fındık 400 milyon kilonun altındadır. Geçen sene 2015 ürününde yani 100 ya hesap kitabı ortada. Orantılar ortada. 100-120 milyon kilo civarında bir fındık sevk etmiştir. Piyasaya yaydılar eski fındık. Hakikaten var. Peki soruyorum size de. 400 milyon kilo mu çok? 100-120 milyon kilo mu çok? Yani buna ben cevap bulamıyorum. Eski çok. Ya ben bunun için suyun gözünde oturan bir insanım. Ben eskiyi bulamıyorum. Yeniyi bulamıyorum. Eski nerede bulacağım? Yeniyi bulamıyorum ya. Eski nerede bulacağım? Ha şu anda yok diye bir şey yok. Bundan sonra sıkıntı başlayacak. Şey için mala talep olduğu müddetçe bundan sonra malın daha gelişi yok. Arkası artık kısaldı. 5,5-6 ay vardı. Bunu iyi hesaplamak lazım. Bir ay, inanın bir ay, iki ay sonra kimse fındık bulamaz. Onu da açık ve net olarak söylüyorum. Meltem evet. Hanım, fındıkta manipülasyon yaparken şu işte deminki dediğim fındık stokta kaldı. İşte Şubat ayında şu anda yasak. İşte çotanak sayımı yasak. Karanfil sayımı yasak. Sosyal medyada mesaj atanları söyle başkan ama ya. Sosyal medyadan bazı borsa başkanlarımız bile ellerinde bir kilo fındık olmadığı için, hatta ben daha ileri gideyim, fındık işi yapmayan borsa başkanlarımız var. Bir kilo fındık olmayan bir adam, bir fındık olmayan fındık ocağı diyelim biz, köylü çoğu fındık öyle diyelim. Adam tutmuş şeyde, ben hakikaten anlamam, bana söylüyorlar. Sosyal medyadan 800 milyon kilo, 809 milyon kilo rekord 2017'de olsa ne olacak? Ben 3 gün sonra, 3 gün aç bekleme şansım var mı? Yok. Bu mal alınacak. Ben bu yemek mecburiyetindeyim. 3 gün aç olup bir gün beklerim. Oruç tutuyor, bir gün zor tutuyor değil mi? Susuzluktan en fazla 2 gün kalır diye. Yani gün. Başkanım, Avrupa'ya daldaki fındık gitmiyor. Eldeki tabii fındık ki, gidiyor. Tabii ki. 6 ayda ihracat olacak. Onu daldaki fındık zaten gitmeyecek. Dalda ister çok olsun. Bir dönem değil. İster az olsun. Bir hiç fark etmiyor. Piyasanın fındığa ihtiyacı var. Zaten bu fiyat iniş çıkışlarını da, bu dalgalanmaları da milletten fındık alamadıkları için, normal şartlar altında fındık alamıyorlar köylüden ve esnaftan. Korkutarak fındık alıyorlar. Şimdi 10 gün önce, 15 gün önce 12 lira olan fiyat. Eski fındık. Heh. 15 gün önce eski fındık 12 lira aldılar. 15 gün önce yarışta, 12 lira olan fındık ya bugün 10 lira seviyelerine düşüyorsa. Evet, 9,5 hatta 9. Evet, düşün 15 yani gün sonra da düşün, 12 lira olmayacak diye bir şey yok. Bakın 15 lira olmayacak diye bir şey yok. Şimdi bir de fındıkta bir haftadan beri havalar çok güzel gitti. Artık aşağısı yukarısı yok. Her taraf yaprak açtı. Şimdi bu milleti en ufak bir sıkıntıda inan çok bu milleti tehlikeli. Çok fazla ezerseniz, bu tekelleşen ihracatçılara söylüyorum. Bu milleti
çok fazla sıkıştırırsanız bu millet mazlum millettir. Allah'a sığınır. Bu millet yaradana sığınır. Bakın bu millet hiç olmayacak bir dua yapar. Bunun der, kökü kurusun der. İnşallah don olur der. Bakın yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. İki saatlik o bir don. Bu ihracatçıların yüzünden, bu art niyetli ihracatçıların yüzünden, bu fındıktan manipülasyon yapanların yüzünden iki yılda bir don vakası görüyoruz. Haziran'da bahçeye gidiyoruz, fındık çok. Temmuz'da bahçeye gidiyoruz, fındık yok olmuş. Niye? Mazlumun duası tutuyor. Garibanın duası tutuyor. Bu mazlumun duasını almak lazım. Bu milleti don duasına çıkartmayın. Bakın Rabbim büyüktür. Cenab-ı Allah bu manipülasyon yapanlara mal versin, mülk versin. Eyvallah. Ama fırsat vermesin ya Rabbim. Evet. Çünkü bunlara fırsat verse Cenab-ı Allah, bunlar bizim fındığı 2 liraya almak isterler. Evet. O yüzden bu serbest piyasanın. O yüzden don duasına milleti çıkartmayın diyorum ben. Piyasayı normal seviyelere getirin. Ticaret olsun, alışveriş olsun. Piyasada fındıktan dolayı mobilya sektörü, araç sektörü, inşaat sektörü, bütün sektörler durma noktasına gelmiştir. Kimse, birçok insan fındık parası yüzünden fındığın para edecek diye bankalara, kredi kapılarına düşmüştür. Bugün en büyük tefeci bankalardır. Milleti bankalara düşürdüler, milleti tefeciye düşürdüler. Millet borcunu ödeyemez hale geldi. Birçok esnafımız, birçok manavımız bankalardan kredi alıp fındığa yatırım yaptılar. 14 lira, 15 lira maliyet fiyatları vardır. Bugün fındık 9-10 lira seviyelerinde daha düşecek diye korkutaraktan mallarını sattırmaya çalışıyorlar. Biz ihtiyacı olan hiç kimseye malını satma demeyiz. Ama şunu diyebilirim, gönül rahatlığıyla diyebilirim. Panikten, korkaraktan fındık daha düşecek diye hiç kimse malını satmasın. Esas gün birlik günü, gün bir olma günü, gün bu bize, bu piyasayı tekelleştirene, bu bizim malımızı ucuza almak isteyene ders verme günü. Üretici, esnaf, sanayici, herkes birlik olalım. İhtiyacımız dışındaki malı satmayalım. Panikleyen mal satmayalım. Piyasayı, madem birileri piyasayı manipüle ediyor, biz de o manipülenin karşılığını birlik ve beraberlik olarak da verelim. Malımıza sahip çıkalım. Evet. Peki fındıkta ona ben bir sonuca vardım kafamda ama izleyenlerimiz için önümüzdeki umarım günlerde umarım onlar da bizi anlamışlardır. Hali hazırda evinde, stoğunda, deposunda fındığı olanlar ne yapmalı? Korkmamalı. Korkmamalı öncelikle. Ne yapmalı? Onlara öngörülerimizi malı soracağız. Malı olan korksun Meltem Hanım. Malı olan korkmasın. Meşhur sözü. Evet. Benim başkanımın meşhur sözü malı olan korkmasın. Malı olmayan korksun. Evet. Zaten malı olmayan korktuğu için panik yapıp iniş çıkış alavere dalavere yapmaya çalışıyor. Tayyip Bey de dedi ya, o alavere dalavereceğini biliyorsun. Biz buradan duyarsa da Tayyip Bey'e sesleniyoruz. Madem bu alavereceğini dalavereceğini biliyorsun, gereğini yap Sayın Cumhurbaşkanım. Karadeniz bölgesi seni her daim buradan ihya etmiş. Tabii ihya etti. Başını dik çıkarttı. Karadeniz bölgesi her daim sizin arkanızda oldu. Olmaya devam edecek. Ama böyle yaparsan da olmayacak. 16 Nisan'da bu millet senden beraber bu şekilde devam edersen en azından bir ders verecek. Bakın bu çok önemli bir konu. Evet, o zaman bu konuyu reklamdan sonrasına tamam. Saklayalım. Çünkü önemli bir konu. Üretici isyan bayrağını açtı diyebiliriz ki bizler de haber bültenlerimizde üreticinin sesine kulak verdiğimizde artık söylemler fındığımıza sahip çıkın noktasında değil. Önümüzde bir referandum var. Biz de gereğini söyleriz de çevrildi. Eyvallah. O yüzden bakalım ne olacak. Reklamlardan sonra biz konuşmaya devam edeceğiz efendim. En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak beton sektöründe Ordu'da akla gelen ilk isim Pentabeton. İş adamları, müteahhitler, demirden betona işiniz için gerekli tüm inşaat malzemeleri Pentabeton'da. Unutmayın, tüm uygunluk belgelerine sahip, sektöründe lider bir kuruluş haline gelmiş Pentabeton'la çalışırsanız, yüksek standartlı, kaliteli hizmet alırsınız. Beton kadar sağlam marka. Pentabeton. Bulutlar İnşaat olarak önce güven dedik, önce konfor dedik, önce kalite dedik.
Bilgimizi deneyimle birleştirip binlerce kişiye konfor sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman en iyiyi sunuyoruz. Anahtar teslim evler, ofisler, fabrikalar, yapsat projelerimizde kurumsal firmalar, konuttan iş merkezine, okuldan sağlık ocağına, fabrikadan antrepolara kadar sayısız inşaatları imza atan Bulutlar İnşaat, projeleriyle hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor. Bulutlar İnşaat. Eyvah! Elektrik kesildi. Kazanım patlayacak. Dizim kaçacak. Buzdolabındakiler bozulacak. Karanlıkta kalacağız diye korkmayın. Gelin Vona Tarım'a. 269 lira 99 kuruştan başlayan fiyatlarla 2 yıl garantili jeneratörlerle kesintisiz elektriğin keyfini yaşayın. Vona Tarım, Ulubey Sivas yolu Ankamar karşısı. Telefon 234-9132. Kendi geleceğinize, kendi mesleğinize doğru emin adımlarla yürümek için yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayın. İçeriye girin, bu harekete dahil olun. Emin adımlarla yürümek için önce karar vermek gerek. Hedefiniz her zaman büyük olsun. Unutmayın, mesleğiniz olacak, geleceğiniz olacak. Şişli Meslek Yüksekokulu. 444-5213 ara, Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. 444-5213 ara, Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. İshakçaysigorta.com. Ah, yine mi zombi film ya? Ne oldu, korktun mu? Hem sürekli zombi diyorsun, hem korkudan hopluyorsun. Hadi bakayım. Şikayet yok. İzle beni. İzle. Biz çok izledik oğlum seni, yeter. Siz evinize dönün. Onlar benim. Kapatıyorum televizyonu ya. Bir kapama ya. Siz de Dost Doğru D-Smart'a gelin. Her hafta televizyonda ilk kez yayınlanan 6 yeni filmle sinema keyfini tam HD kalitesiyle yaşayın. D-Smart, her televizyona şart. Evinizin konumu bu reklamdan sonra daha önemli olabilir. Mesela evinizden Boztepe böyle gözüküyor, Boztepe'den eviniz böyle. Evinizden deniz böyle gözüküyor, denizden eviniz böyle. Evinizden Yoroz böyle gözüküyor, Yoroz'dan eviniz böyle. O zaman eviniz neresi? Şehrin yükselen değeri Karşıyaka'da, devlet kurumlarına ve belediyenin sosyal tesislerine yakın, havadar bir eviniz olsun istiyorsanız, Karşı Vadi konutlarına kendinizi hazırlayın. Karşı Vadi, şehrin tam kalbi. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu Üzeri, Altın Ordu, Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Hastalığımızın adı fındıkta külleme. Bir fungal bir hastalık, mantarı bir hastalık. Fındıklarda, yapraklarda, zurflarda, sürgünler üzerinde öncelikle ilk başlarda un serpilmiş gibi bir görüntüye neden oluyor. Sezon ilerleyen dönemlerinde bu renk değişimi kahverengi siyahımsı bir hal alıyor. Zamanla yapraklar, zurflar da kurulma, kıvrılma, yapraklarda özellikle vaktinden önce dökümler söz konusu oluyor. Fındık külleme hastalığına İki tane etmen sebep olmaktadır. Birincisi Filactina guttata dediğimiz, diğeri de erişip etmenleridir. Özellikle bitkiler yapraklarıyla beslenir. Yani topraktan aldıkları bitki besin elementlerini güneş ışığıyla beraber fotosentezleri yaprakları yaparak besin elementlerini bu şekilde oluştururlar. Ama bu fabrikalarından yoksun oldukları zaman bitkiler strese giriyorlar. Şurada gördüğünüz gibi bu dönemde olmayacak bir şekilde tekrar kendine bir yaprak çıkartıp tekrar beslenmeye devam etmek isteyerek bu stresten dolayı ciddi anlamda verim düşüşüyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Küfleme hastalığıyla mücadelede iki yöntemden bahsediyoruz. Bizim birincisi kültürel önlemle dediğimiz kimyasal kullanmadan yapılan mücadele. Şu an içinde olduğumuz bu dönemde yapılan mücadele. Bu ilk aşaması bu tarz sporla hastalıklar nemli ortamlarda ve hava sirkülasyonu az olduğu ortamda çok daha iyi gelişir. Kendisi çok daha güzel gelişir. Ortamdaki küfün gelişimine engelleyici faktörler var. Bunlar nedir? Özellikle ocaklarımızın içine ve toprağın yüzeyine güneş değecek. O yüzden ne yapacağız? Bir yabancı ot mücadelesi,
Bununla müteakibinde yıllık sürgün temizliğini yılda en az iki kere yapmamız gerekiyor. Bu yıllık sürgün temizliğini en az iki kere yaptığımız zaman fındık alanlarımız içinde sahada muazzam bir hava sirkülasyonu olacak. Kuru hava sirkülasyonu olduğu yerde mantar gelişimi de kısmen engellenebiliyor. Özellikle dökülen yaprakların, zurufların ve yine hastalıklı sürgünlerin kesilerek bahçeden uzaklaştırılması, imha edilmesi, işte bu yakılarak olabilir, gömülerek olabilir bir şekilde bunların imhası gelecek seneye hastalık etmeninin geçişini azaltmamızı sağlıyor. Fındık yetiştiği tamamıyla bir bütün. Her şeyi bir entegre bakmak lazım. Yani sadece olaya bir kimyasal ya da kültürel mücadele bakmak bizim için bu sonucu bertaraf edemeyeceğiz. İlk önce bitkiyi her zaman için iyi bir dengeli bir şekilde beslemek zorundayız. Bitkinin topraktaki eksiklerini tamamlarsak her canlı için bu geçerlidir. İyi yetişen, iyi beslenen canlı her zaman için hastalık ve zararlara karşı mukavemeti yüksek olur. Özellikle son yıllarda hastalık epidemi yaptığı için kimyasal mücadelesi de gerekli oldu. Kimyasal mücadelesinde de ilaçlamaya başlama zamanı önemli. Bu ilaçlama zamanı bizim müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize gerek sosyal medyada gerek internet sitemizde haber bültenlerinde duyuruluyor. Külleme mücadelesi zamanı başlamıştır diye. Biz bu ilaçlama yaparken kendimizle beraber, kendi etrafımızdaki tüm bahçeyle beraber entegre düşünmek zorundayız. Bizim kendi bireysel savaşımız hastalıkla mücadelede ciddi anlamda yetersiz kalıyoruz. Belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalı. Ama bölgemizde özellikle hastalık zaten görülüyor, çok da yaygın. O yüzden hastalık belirtilerinin oluşmasını beklemeden bitkilerimizi hastalığa karşı korumamız gerekiyor. Bu da dönem olarak bizim çotanak bağlama dönemi dediğimiz meyve bağlama dönemi. İşte Nisan başı olabilir, Nisan ortaları olabilir. Bu fındık gelişimine göre de değişebilecek bir dönem. Bu dönemde birinci ilaçlamayı yapacağız. Daha sonra bundan bir 15-20 gün sonra ikinci ilaçlama. Eğer gerekiyorsa hala o etmenin belirtileri yaprak üzerinde, çotanak üzerinde varsa üçüncü bir ilaçlamayla hastalığın yaprağımızı, bitkimizi esir almasını önlemiş olacağız. Hasatla son ilaçlama arasında bırakılması gereken süreler var kalıntı probleminden dolayı. O sürelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Tekniğine uygun bir ilaçlama yaptığımız zaman, yani dozunu uygun ayarladığımız zaman, yalnız bunda şunu da söylemek istiyorum. Bunun ilaçlamasında bitkinin her tarafını, yapraklarını, yaprağın altlarının üstünün her tarafına o ilacın gelmesi lazım. Bunu güzelce ilaçladığımız zaman %80-90'larda başarı sağlarız. Bilinçlenmeyi tüm toplum aynı anda ve aynı zamanda hareket etmesini bilirsek düşmanla çok rahat mücadele edebiliriz. Çaresi olmayan bir hastalık değil küllem hastalığı. İlaçlı mücadelesi var, kültürel önlemleri var. Bunlar uygulandığı zaman başarı sağlanmaktadır. Miden zil çalıyor. Saat 12. Yemek vakti. Ne yesem? Salata mı? Yok. Yoksa hamburger mi yesem? Bol mayonezli. O da olmaz. Peki ben ne yiyeceğim? Makarna, sushi, taze fasulye mi? Buldum. Bursa Kebap Evi. Lezzetin adresi Bursa Kebap Evi. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz özel gündeme. Gündemimiz gerçekten özel. Fındığı konuşuyoruz stüdyomuzda. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar hatırlatıyorum. İki önemli isim var. Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi ve Ordu Ticaret Borsası Eski Meclis Başkanı Sayın Salih Güney bizlerle birlikte fındığı konuşuyoruz. Süreci değerlendirdik. Bu kadar güçsüz mü fındık üreticileri? Bu kadar sahipsiz mi? Neden yükselmiyor fiyatlar? Bunu konuşuyorduk ki aslında buradan kaldığımız yerden de devam edeceğiz efendim.
Biraz konumuz yarım kaldığı için oradan açıyorum tekrar ikinci bölümü. Ben sormuştum ki, konuşmuştuk işte, bölge milletvekilleri hani hep canımız yandığımızda hükümete atıyoruz, çözümü orada arıyoruz diyelim ki. Alan bazlı gelir desteği işaret edildi ya da işte bir alım olunacak dedi ama halen bir alım olmadı. Ya da fındığımız neden 14'ken satmadık gibi cevaplar bulduk kimi zaman. İşte bunun gibi söylemler. Ben de hep şunu soruyorum, tekrar bunu sorarak açalım. Yinelemiş olayım ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için de. Üretici neden bu kadar sahipsiz ve güçsüz? Şey bunu çözmek tamam. Zor mu yani? Bakın, az önce bir arkadaşa telefon geldi. Ordu milletvekili, iktidar milletvekili Sayın Oktay Çanak. Fındığa sahip çıkacağız, fındık gerekirse alınacak ama 10 gün sonra çıkıyor. Biz diyor fındığa para verecek kadar zengin bir devlet değil, Suriyelilere bakıyor. Bakma Suriyelilere, benim vatandaşım ac ya. Benim vatandaşım hak eden, bizim yani fındığın dışındaki bakabilirse benim vatandaşıma bak. Suriyeliler gitsin, benim dedem 10 yılsın askerlik yaptı ya. Ben niçin yapıyorum başkanım size, Suriyelilere harcanan para ne kadar? Başkan gelelim. 25 milyar dolar. Tabii ki. Oraya gelelim. Fındığı bugün kurtaracak para kaç lira? 1 milyon dolar yeter ya. Şu anda. Şu anda. 100 milyon dolar. 200 bin dolar. 100 bin dolar. Şu parayı 100 milyon açtık ya. Açtık. Ha. Bugün ne olursa olsun benim dedem 10 yıl askerlik yaptı. Ne için yaptı? Türkiye Cumhuriyeti için yaptı. Bu devlet için yaptı. Adam sokakta mendil satıyor ya. Çeliğini çocuğunu dilendiriyor ya. Gitsin savaşsın. Ya çelik çocuğu tamam. Gönder ülkemize. Çelik çocuk kabul edelim. Sen vatan burada ne yapıyorsun ya? Sen bu devleti bugün idare eden insanlar. Bu adamları nasıl alıyorsun ya? Nasıl alıyorsun? Benim çeliğim çocuğum imtihana girecek. İmtihanı sen imtihansız okullara istediğin yerde de okuyor ya. Ben utanıyorum ya. Hakikaten utanıyorum. Ha, söyleyecek bir şey yok. Ama bu Oktay, Sayın Oktay Çanak söyledi. Hoş bir şey değil. Bir evet. Suriye'ye bakayım ne demek ya? Ne demek ya? Gücün gel bak. Gücüm varsa ben misafirim gelirse gücüm varsa ben misafirim bakarı doyururum. Bu adamları ben ömrüm sonuna da sırtımda açma şansımız yok ki. Şu konuya açıklık getirmek istiyorum Meltem Hanım. Buyur. Bir, 14 liraya vatandaş neden fındığını satmadı diyen vekiller çıkabiliyor veya siyasetçiler çıkabiliyor. O arkadaşlara sesleniyorum. O zaman kanun hükmünde kararname çıkartın da 14 liradan yukarı fındık satmak yasaktır deyin. Bu üreticinin, bu esnafın fındığını yüksek fiyata satmaya hakkı yok mudur? Böyle bir şey, böyle bir söylem olabilir mi? Sen kimin vekilisin? Sen yurt dışındaki fındık fiyatını düşürtmek isteyen baronların vekili misin? Sen Karadeniz bölgesinde tane tane toplanan üreticinin vekili misin? Üreten insanların vekili misin? Bir kere herkes konumunu bilecek. Herkes pozisyonunu bilecek. Herkes kimin vekili olduğunu bilecek. Bilmeyene de bizim yüce Türk milletimiz sandıkta hem sokakta gösterecek hem sandıkta gösterecek. Milletvekillerinden, siyasetçilerden korkmak yok. Biz derdimizi anlatacağız. Onlar bizim vekilimiz. Gönderiyoruz onlar oraya. Bizim seçtiğimiz insan bize yanlış akıl veremez, yanlış fikir veremez, eksik iş yaptıramaz. Yaptırırsa cezasını çekmeli. Ben bölge milletvekillerine sesleniyorum. Evet. Allah rızası için bir iş yapmalarını onlardan hasreten rica ediyorum. Bütün Karadeniz bölge milletvekillerinin muhalefet iktidar fark etmiyor. Toplanıp bir araya gelip Cumhurbaşkanımızın kapısında yatmalarını istiyorum. Yatmıyorlarsa benim de fert olaraktan, benim de üretici olaraktan bir hakkım varsa bu hakkım onlara haram olsun. Bu milletin de hakkı varsa bu milletin de hakkı haram olsun. Fındıkçı Savaş'ın geçmiş milletvekilleri var. Sayın Başkan söylesene. Ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. 21. dönem Ordu Milletvekilimiz Cemal Engiyurt kendi bakanlığı döneminde meclisin bahçesinde fındık protestosu yapmıştır. Sami Tandoğlu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin. Sami Tandoğlu abimiz vardı Fatsalı. Fındık mitingi yapmıştır meclise. Şimdi bugün de Erdün kardeşimiz ciddi bir şekilde uğraş veriyor. Ben kendisine emekleri için buradan teşekkür ediyorum. Bugün kendisini gördüm akşam buraya gelirken. Yeterli mi emekleri? Yeterli değil vekilim dedim. Sen bizim vekilimizsin. Biz seni vekil tayin ettik. Gideceksin kardeşim. Cumhurbaşkanının kapısına yatacaksın. Benim milletim perişan diyeceksin. Benim esnafım perişan diyeceksin. Benim köylüm perişan diyeceksin. 3-5 kişi, 5 milyon kişiyi boy edeceksin. Cumhurbaşkanının kapısına yatacaksın kardeşim. Sonra yatmadı. Desteklenmedi.
16 Nisan'da bu ülkenin kaderini değiştirecek, bu ülkenin geleceğini değiştirecek çok kıymetli bir referandum olacak. Bakın, bu referandumun sonucu çok büyük farklarla olacağını ben tahmin etmiyorum. Eğer bu millet bu şekilde ezaya, cefaya bu hükümetin göz yumduğunu görürse evet verecek %20, sadece fındık yüzünden Karadeniz bölgesinde hayır verecektir. İnşallah. Bakın, bu hayıra bu bölgenin fındığa sahip çıkmayan milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, siyasetçileri sahip olacaktır. Eğer bu sandıklardan hayra patlatmak istemiyorlarsa bu referandumun pardonu yoktur. 17 Nisan sabahı kimsenin şapkasını öne koyup düşünmeye hakkı da yoktur. Düşünme günü bugündür. Evet. Gideceksin, bu milletin derdini Cumhurbaşkanı'na anlatacaksın. Başkası yemez. Evet. Sayın Fevzi, siz Fatsa Ticaret Borsası Başkanı olarak buradasınız. Biz, evet, sizi bu sıfatla misafir ediyoruz. Aynı zamanda fındık üreticisi kimliğiniz de var ama şöyle bir şey de var. Biz Ordu Ticaret Borsası Başkanımıza fındık konusunda en azından çok ulaşamıyoruz. İşte zaman zaman her gün, hatta hemen hemen fındık borsasının önüne gidip tabeladan görüntümüzü alıp oradan geçen üreticilerimize mikrofon uzatıyoruz. Bir kapıyı tıklatıp fındıkla ilgili borsa başkanımız da acaba ne söylemek ister? Neden fiyat günlük değişiyor? Hatta bir gün dolmadan bile değişiyor. Sorup bir cevap almak isteriz ama her zaman elimiz boş dönmüşüzdür neredeyse. Ama evet, siz burada oldukça da sert açıklamalar bile yapabiliyorsunuz. Fark nedir? Aynı görevleri yapıyorsunuz. Bir öz eleştiri yapmak istiyorum kendime. Başkan, not al, bir dakika bir şey söyleyeyim. Kendime aynı bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Sadece borsa başkanı değil. Bakın, geçen de Ordu Ticaret Odası Başkanı çıktı, fındık fiyatı 10 lira demek çok hakikaten yanlış. Bütün fındık borsaları ilgilendirmiyor. Bugün fındık inanın esasen tüm ticaret odalarına. Ama ben adama çok görmüyorum. Bir eczacı Ordu'da ticaret odası başkanı olmuş. Bizim ayıbımız. Evet. Bir kendimle ilgili ekranların önünde öz eleştiri yapmak istiyorum. Bu konuda da pişmanlığımı ekranların önünde ifade etmek istiyorum. Mevcut borsa başkanı arkadaşımızı ben de seçilirken destekledim. Onu tanıdığım gün yıllar önce başkanımın yanında bir de yine fındıkta böyle bir oyun vardı. 5-6 yıl önce fındık fiyatları düşmüş. O günde mevcut bugünkü borsa başkanının da elinde azdan çoktan miktarını bilmiyorum fındık varmış. Evet. Bir feryat ediyor. Ordu Ticaret Borsası'nda bir toplantı var. Çok büyük feryat ediyor. Elinde fındık olduğu için. İşte bu fındık niye düşüyor? Geçmiş başkana saldırıyor. Tabii, geçmiş başkana hakaret ediyor. Ya arkadaş dedim, işte dedim, borsa orada dedim, borsa başkanı olacak adam bu milletin fındığını böyle savunmalı dedim. Yalnız bir şeyde yanıldım. O tarihten sonra doğru dürüst fındık alımı yapmamış. Biz fındık, sadece o fındığı sattıktan sonra fındıktan kurtulmuş, bir daha fındık ticaretiyle çok fazla iştigal etmemiş. Elinde fındığı olduğu zaman, kendi fındığı varsa fındığı savunuyor, fındığı yoksa maalesef fındıkla uzaktan yakından yorum yapmayan, ilgilenmeyen bir borsa başkanımız var. Ben bu konuda Ordu Borsası'nın üyelerinden özür diliyorum. Özür dileriz. Evet. Süreyi de iyi kullanmak adına şöyle dakika kriterime de baktım da şunu da ben özellikle merak ettiğim soruları da sormak istiyorum. Mesela evet, fındığın kaderi serbest piyasaya göre belirleniyor ki siz az önce ilk bölümde benim sorduğum bir soruya mantıklı da bir cevap verdiniz. Dediniz ki son birkaç yıldır hatta fındıkta düşük rekolte yaşandığı için fiyatlarda biraz bu seviyelerde, 9-10 lira seviyelerinde. Oysa ki biraz daha hafızamızı tazeleyip geçmişe baktığımızda hep 7 lira, 6 lira, 5 lira bile seviyelerindeydi. Peki şimdiden bile fındık rekoltesinin yani 2017 için çok yüksek olduğu yönünde sosyal medyada veya farklı bir yerlerde yorumlar görebiliyoruz. Serbest piyasanın kaderinde bir fındık için. Fındık rekoltesi çok olursa fiyat ne olacak? 10 liranın altına inecek mi? Bakın, tabii ki iner. Fındık. Yani şunu bu şey gerçek. Fındık i̇şte çok... O zaman şu soruda geliyor. Bir virgül koyayım. Fındığa bakımıyla tuttuğumuzda ya da hani emeğini hakikaten o zaman hiç karşılamayacak. Bu üretici ne yapacak o zaman? Bahçeye gitmeyecek. Evet. Bunu bilin. Eğer ki fındık hakikaten beklenti rekortelerin hakikaten çıksın, atıyorlar bazı birileri diye. Çünkü bir kilo fındık olmayan adam bahçeye
Birilerinin bahçesine gider. Fındık çok. Ya fındık çok oldu. Nereden görüştün? Allah Allah mı konuştun ya? Hakikaten buna çok acayip bir şey ama burada bu insanları bir defa bu sosyal medya olayından inanın bunu bir defa men etmek lazım. Bir ağır bir ceza ve müeyyide uygulamak lazım. Çünkü fındığın çok demek veya az demek de bununla beraber onu da söylüyorum. Bunlar bu şu anda şu önemli. Geçen sene ben belki sizin televizyonlara da Ocak ayından itibaren bunun sıkıntı olduğunu söyledim. Ve kayıtlarda vardır. Hakikaten geçen sene sıkıntıydı belliydi. Bunu ben üretici için de söyledim. Manav arkadaşlar için de söyledim. Sanayici ihracatçı da. Dinleyen dinlemedi. Fiyatlar 8 liraya düştü. Şey, soranlar falan var. Kardeşim paraya ihtiyacın var mı sat. Yok mu bekle. 2 ay kalmış. 3 ay kalmış. Bu fındık 12'de satacaksın. Hakikaten satıldı. Ama bugün daldaki fındık çok demek. Az önce bir yorum yaptım. Bugün lokantalarda yemek 3 gün sonra bedava. Ben 3 gün aç kalma şansım var mı? 6 ay var ya. 5-6 ay var ya. Sana bakın sanayici ve ihracatçının bütün bu makineleri entegrelerde fabrikalar çalışması bunlar hep elektronik şeyler, aletler. Belli bir şey çalışmıyor, paslanıyor biliyor musun? Bu yatırımda trilyonluk yatırım. Bir ay, bir buçuk ay mal kullanamazlar bu yatırımlar olduğu gibi. Hakikaten şey yapar, batar. Bu makineden 6 ay bekleme şansı yok. 3 ay bekleme şansı yok. Bu mal ben yine söylüyorum. 12 ay 24 saat tüm sanayiciye ihracatçıya fındık lazım. Bize nasıl günde 3 öğün, bak günde 3 ağ ekmek lazım veya yemek lazım diyorsak ki tüm sanayici ve ihracatçıya 12 ay 24 saat fındık lazım. Bunu bir defa bilin. Mesai yapar işini görür. 12 saat bile mesai yapar fabrikalar var. Sanayi ve ürün çıkaracak. Evet. Başkan devam edebilirsin. Tarım ürünleri bacasız fabrikalardır. Kaderini Cenab-ı Allah çizer. Hiç kimse fındık ne çok olur diyebilir ne olur. Yok olur diyebilir. Şimdi bu 30 Mart'ta bir don olayı yaşandı. 2014'te. Dönelim geçmiş tarihe. Havada bir hafta önce kısa kolla geziyordu. Aynen yazdı ya. Bakın yazdı. Cumartesi günü. Tabii. Cuma günü bile yazdı havası aynen vardı. Aynen öyle ya. İki gün sonra don oldu. 6 liraya almayanlar fındığı 5.5-5.800'ü almayanlar 22 liraya kadar almak zorunda kaldı. 23 liraya kadar almak zorunda kaldı. Bu bir. İkincisi hiç kimse şunu diyemez. Bakın bu zaten şu anda karanfil sayımı yapmak bir defa hukuken de yasak. Evet. Niye yasak? Yanar dökülür bir şey mutlaka bu sorunlar. Arkadaş ya. Geçen sene Haziran ayında Meltem Hanım 600 bin ton, 550 bin ton rekolte görünüyordu. 400 bin ton ve altında rekolte çıktı. Arkadaş bu Haziran'da da bu Mayıs'ta görünmesi de bir şey ifade etmiyor. O yanmadı. O şey döllenmeden dolayı bir sıkıntı yaşadı. Bir ikincisi. Demin söyledik. Daldaki fındık gitmiyor Avrupa'ya. Veya eldeki gidiyor. Eldeki fındık gidiyor. Salih Bey'in bir de çok kıymetli bir lafı vardı. Fındık nikotin gibidir, nikotin. Fındığa alışan damak zevki bu fındığı yiyecek. Bir yıl önce... Fiyat önemli değil. Bak pardon, 2 yıl önce Çin'e giden fındık 500 son. 1 yıl sonra Çin'e giden fındık 4500 son. 10 yıl sonra Çin 50 bin ton fındık yiyecek kardeşim. Pazar her gün gelişiyor. Türkiye'de iç pazarda minimum 120 bin ton fındık yeniyor. En az 140 başkan ya. Bak çünkü bak bakın, 120 bin ton fındık yeniyor. Bu eldeki fındık yetmeyecek. Eldeki fındık yetse alıcı sırf niye manipülasyonla falan uğraşsın? Bakın sırf başkan şunu kabul edin. İnanın yani Türkiye'de çok büyük fındık yani tüketen ülkelerden birisi. İsim vermeye büyük sanayilerimiz var. İsim vermeye gerek yok. Hesabını yaptık çünkü bunlar hepsi bende var. Bu hesabını yaptığımız çikolata fabrikaları aşağı yukarı 100-105 milyon lira sadece çikolata fabrikalarının yediği fındık var. Artık üremişler var. Üründe kılındı. Artı 25-30 milyon veya onun ne çıkar bilmiyorum. 30-40 milyon kilo da kuru yemişine gider. Çünkü niye? Badem almış başını gitmiş. Yani. Badem çok pahalı. Fıstık şu anda kadar çok pahalı. Şu anda var ya yerlerde sürünen fındık günahtır ya. Hakikaten fındık. Şu anda tüm kuru yemişlerde en ucuz fındık biliyor musunuz? Niye sahipsiz fındık yerlerde sürünüyor? Sahipsiz. Sahipsizlikten sürünüyor. İşte rekolte çok olursa fiyat daha da aşağılara düşerse 4 lira 5 lira köylü bahçeye gitmez. Köylü bahçeye gitmez. 4 lira 5 lira olur. Meltem Hanım, rekolte çok olursa bu yeni sezonun sorunu. Eski sezondaki, yani onu anlatıyoruz zaten. Daldaki gitmiyor Avrupa'ya. Daldaki rekoltedeki fındık toplanıp gidebiliyor mu? Yok. Eldeki fındık gidecek kardeşim. İşte aslında bu serbest piyasanın bir çözüme kavuşması lazım. Yani, üretici korkmamalı. Rekolte çok olursa eyvah dememeli. Bir konuyu da tabii dememeli. Üretici korkuyor. Evet. Niye korkuyor? Çünkü istikrarlı bir alıcısı yok. Sahibi yok. Az önce dedik ya bugün A Parti, B Parti, parti önemli değil. Burada devlet,
Parti bugün var, yarın yok. Bugün iktidar. Yarın evet. Olacağı bir. Onun için fındıkta yapacakları tek bir şey. Devlet eli olacak. Üreticiye sahip çıkacak. Çünkü üreticiye sahip çıkmak demek ne demek? Sanayici ve ihracatçıya da sahip çıkan demek. İkincisi ne demek? En önemlisi. Kesinlikle üretici, maliyet hesabı tabii ki, yapılıp üreticisi, bir tamam fiyat konulmalı. Üretici memnun olur. Tabii yani. Ki üretici memnun olursa sanayici ihracatçı da memnun olur. Çünkü onun altta mal satma şansı yok. Karını koyacak, satacak. O zaman şimdiki fiyatları yıkarak, fiyatları düşürerek Avrupa'ya mal satmaya çalışmayacak. Hep yukarı satmaya çalışacaklar. Yani düşerek değil. Çünkü tabanı belli. Düşme şansı yok. Evet. O zaman ne olacak? Para kazanacak da sanayici, ihracatçı nerede para kazanacak? Kapı arayacak. O kapıyı bulacak. Bulmama şansı yok. Anladın mı? O zaman fiyatları az önce başlarda söyledim. Adam Türk sanayisi $1000 mal satıyor. Ekonomik durumu iyi olan yabancı firmalar diyor ki $950 diye 10 tır satacağını örnek. Ne kadar istiyorsan vereyim diyor. Ama öyle daha yok. O zaman ne yapacak? Bu adam birbirlerine aşağı düşerek değil yani fiyatı yıkarak $800, $700 düşmeyecek. $1000, $1050, $1100, $1200 satmaya çalışacak. Evet. O zaman yarış tersine dönecek. O zaman üretici de kar edecek. Devlete girdi, döviz girdisi fazla olacak. Yani devlet işe yaratmadı. Evet. Netice bu yani. Devletin sahip... Bir de şu var Meltem Hanım. Alan bazlı gelir desteği, biz alan bazlı gelir desteğine karşıyız. Bu revize edilmeli. Nasıl revize edilmeli? Şu anda 800 milyon TL doğrudan gelir desteğinde para ödeniyor. Evet. Bu para kışın köyde durmayan hiç kimseye doğrudan gelir desteği verilmemeli. Almanya'da, İstanbul'da, tabii, tabii. Ankara'da duruyor. Ben de doğuda üreticiyim. Köyde ben de ciddi miktarda bir para alıyorum. Ben doğrudan gelir desteğini almamalıyım. Kendim de almamalıyım. Kışın köyde duran insanların dışında doğrudan gelir desteği verilmemeli. Ama şöyle 90 haneden 20 kişi duruyor dedi. Tabii. Kışın yani da köyde yok. Duranlara da evet. Kışın da köyde duranlara da 170 TL ödememeli dönüm başı. 300 TL, 400 TL ödememeli. Ay 500 lira bağla madem. Tabii. 500 lira yani. Teşvik et. Köyde durmaya teşvik et. Gerçek çiftçi, gerçek üretici desteklenmeyi istiyor. Adresi önemli. Adresini tutacaksın. Adresini tutacaksın. 300 milyon lirayla bu işi kapatırsın, bitirirsin. Artı parayı hak sahibine teslim etmiş beyan olacak. Edecek. Muhtar bunu teslim olacak. Her yılda 500 milyon gibi bir para, bir kaynak. Üretimde daimilik sağlamış. Tabii canım. Şey. Bir de köyde yaşlı nüfus var. Bakın fındıkta yani kaliteyi. Öldüğü zaman ne olacak? Fındıkta kaliteyi de artırmak için bu şart. Köye genç nüfus gitmiyor. Gitmez. Genç nüfusu köye götürmek için. Geçinemiyor çünkü. Alan bazlı gelir desteği kışın köyde durana tespit edip vereceksin. Onu da 400 lira vereceksin. 500 lira. 500 ver. Bu şekilde teminat alacak. O da 300 milyon lirayla bu işi bitiriyorsun. 500 milyon gibi para her yıl açık veriyor. Artıyor bütçeden. Bunu da çöpe atmıyorsun. Müdahale alımında taban fiyat uygulamasında kullanıyorsun. Yani bu parayla fındık al. Bu işin başka bir yolu yok. Tarım Bakanlığı'nın böyle bir politikası olması lazım. Yani bir de artık köylerde çalışmayan adam bulamıyoruz. Bahçede çalışmayan adam bulamıyoruz. Adam yaşlandı ya. İş yerlerinde esnaf adam bulamıyor. Bakın sanayici fabrikasında çalışmayan adam bulamıyor. Gurbettir. Yani tembelliği artıracak popülist politikalardan kaçmamız lazım. Üretmek lazım. Üretmek için tarımı desteklemek lazım. Tarımı desteklemek için önce tarıma sahip çıkan bir tarım bakanı lazım. Evet. O zaman süremizin de son dakikalarına, son 5 dakikasına girdik. Bir sorum daha vardı ama kısa cevaplar olursa. Bazen de hep şöyle Avrupa olmasa bizim fındığımızın alıcısı olmaz mı? Ya da şöyle bir şey. Hep sorduğumuzda fındıktaki tekelleşmeyi tartıştığımızda bazen şöyle açıklamalar da olduk. Eleştireceğimize neredeyse şükretmeliyiz. Lütfedip bizim fındığımızı alıyorlar gibi cevaplar da bulduk. Gerçekten o firmalar olmasa bizim fındığımız ne olur? Kimse almaz mı? Ya da alıcısı yok mu? Talebi yok mu Türk fındığının? Meltem Hanım, fındığın alıcısı her zaman var. Ama şunu açık ben samimi olarak söylüyorum. Bütün üretici, başkan üretici. Bunu kabul edelim. Bugün Avrupa'yı kim? Bugün şartlarda fiyat önemli değil. Avrupalı bize mal alırken tabanca çekip de almıyor. Fiyatın bu diyor. Tamam mı? Burada şunu kabul etmeyelim. Tüm üreticiler bana göre Avrupa'ya bir kilo masa da alamaz. Şükretmekle dua etmek lazım. Bu çok hakikaten çok önemli. Çünkü niye önemli? Ben üreticiyim Avrupa masada ama Avrupa değil. Şunu bir Avrupa dediniz ya. Sadece Avrupa'ya gitmiyor mu? Dünyanın her tarafına gidiyor. 100 ülkeye fındık gidiyor. 100 ülkeye. Yani talep var değil mi? Böyle bir en az talep ülkeye. Var yani değil mi? Abi canım. Öyle bir sıkıntı yok. Tamam. Fındık, sıkıntı yok. Bakın fındık satamıyorum diye bir sıkıntı yok. Fındıkta pazar yok diye bir sıkıntı yok. Fındıkta ne var biliyor musunuz?
Peki başkanım, ben size sorayım. Fındığa alışan bir damak zevki. Ben onu söylüyordum. Damak zevkinin muadili var mı? Yani yoktur. Bak ben Avrupa'ya her tarafa gittik. Şunu söyleyeyim. Ben şimdi Avrupa'ya gittiğim zaman istediğim ürünü rafta bulabiliyorsam yemin ediyorum sadece Avrupa'da böyle. Yani çikolatayı kim yer? Ekonomik durumu olan iyi insanlar yer. Doğru mu? Şimdi ekonomik durumu iyi olan insan rafta istediği ürünü bulduğu zaman fiyatı hiç bakmasın. Alır, kasada bedelini öder çıkar. Kasada öğrenir fiyatını öğrenmek istiyorsa. Bu çok önemlidir. İkincisi, yani fındık Avrupa'ya fındık satılmıyor diye bir şey yok. Haftada ortalama 500 vagon gider. Ayda 2000 vagon yapar. 2000 vagon ne demek biliyor musun? 40 milyon kilo fındık demek. 40 milyon kilo kabuklu fındık demek. İkincisi, en az 10 milyon kadar içeride yensin. Ayda 50 milyon kilo fındık. 12 ayda ne yapar? Ortalama 600 milyon kilo fındık yapar değil mi? Yani fındık Avrupa'ya, ha 7-8 ay ama en az bu böyle en düşük diyor ama Avrupa'ya değil, fındık dünyanın her tarafına gidiyor. Bunu kabul edin. Sadece şeye değil, Avrupa'ya değil. Avrupa'ya yani, alışmışsınız, ağız alışkanlığı diyelim. Pazarda ağırlıklı. Öyle bahsedildiği gibi aman aman yok, bir talepsizlik yok, ya da bir yok, sıkıntı yok. Fındıkta sıkıntı yok. Bizim malımız Avrupa'ya gidiyor, Avrupa ülkelerine. Oradan dünyanın çeşitli yerlerine gidiyor ama artık dünyanın çeşitli yerlerine merkezden de gidiyor. Evet. Buralardan da gidiyor. Şu konuştuklarımızdan bir sonuca varırsak fındıkta ne pazar sıkıntısı ne üretim sıkıntısı en büyük sıkıntı sahipsizlik ve istikrarsızlık. Sahip olursa istikrar olur. Peki ne olacak? Pardon. Avrupalı da bunu bekliyor bizden biliyor musunuz? İstikrar bekliyor. İstikrar bekliyor. Fiyat önemli değil. Avrupa bize diyor ki kardeşim diyor bana diye istikrarla gel diyor. Fiyat önemli değil. Üçe gel beşe gel ama ben diyor bir sene sonra iki sene sonra raftaki ürünümün bedelini, etiketini değiştirmeyeyim diyor. Evet. Adamlar haklı. Üreticilerin özellikle cevabını merak ettiği soruya geliyorum. Bununla da noktalamış olacağız zaten. Peki önümüzdeki günlerde fiyat ne olacak? Ben yine söylüyorum. Başkanım güldü ama. Yine söylüyorum. Hakikaten bu çok önemli. Fındığı olan korkması 6 ay var daha. Fındığın ne olacağı belli değil. Eldeki mal zaten şey olur. Normal şartlarda yani ihracatı bakın. İhracat zaten eldeki mala yetmiyor. Eğer ki bu düşük fiyatlarla az önce de söylediğim gibi badem, fıstık, kuru yemişler dünyada hakikaten bizim fındığın üzerinde. Şimdi adam fındık hakikaten çok kaliteli bir olduğu için fındığı alacaklar. Biz 400 milyon kilo ihracat hesaplarken bu fiyatlarda eğer mal bulabilirsin 500 milyon kilo bile Avrupa ihracata mal gider. Dahil de başkanın dediği gibi 120-130 değil 150 ve 160 milyon kilo dahil de fındık yenir. Ucuz ya. Badem yiyeceğine fındık yiyecek. Fıstık yiyeceğine fındık yiyecek. Çünkü niye? Ucuz. Hem ucuz hem sağlığa faydalı. Hem kalben beyne faydalı. Fındık bir ilaç üstelik. O zaman başkanım küçük bir tahlil yapalım mı? Yapalım. 400 bin ton diyelim eski fındık var. Ha. Yani pardon yeni fındık mahsulü var. Ha. 120 de eski fındık olsa? 520 bin ton. Evet. Toplam 2016 rekoltesi 520 bin diyelim. Toplam. Eski yeni toplam. Toplam tamam. Şimdi 500 bin ihracat olacaksa. Bakın bir dakika. Bir saniye. Ha. Bir saniye sayın başkanım. Ha. 500 bin ihracat olur mu diyorsun sen? Rahat olun bu fiyatlara kadar olur. Bu fiyatlara kadar olur diyorsun. Değil. Tamam. Al. 150 de iş piyasa yiyor. 140 yesin başkanım. 120 yesin. Sayın başkanım. Yesin. 500, evet. 620 yapar mı? Aynen bu malı bana. 620 bin ton mal gidecek. Evet. Bak bağlıyoruz sözümüzü. Evdeki de 500 bin kilo fındık var. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. 620 bin kilo başkanımın hesabına göre mal gidecek. 20'yi de geç. 600 bin ton mal lazım. 520 bin ton elde mal var. Bakınız. Bu millet malına sahip çıkarsa biz sorunun cevabını anlattık. Evet. Fazla söz kurana yakışır. Bakın bir şey de söyleyeyim. Bugün şartlara göre başkan borsa başkanı. Aşağı yukarı Ocak sonu itibariyle 330 milyon kilo borsalara mal 330 var. 330 bin ton. 329 Ocak sonu itibariyle evet. 330 milyon kilo. Ocak sonu itibariyle borsalara mal söylüyorum. Pardon. Yani ezbere konuşmayalım. Bak. Tabii ezbere konuşmayalım. Ocak 330, sonu. 330 ya. 300'e yakın 330. İkiye kapat. Şey yap, 335 galiba. Bir saniye abicim. Bir saniye net konuşalım. Ocak sonu itibariyle 316 bin ton. Çok az. 316. Evet. Ocak sonu itibariyle 316 bin ton müstahsil işlem görmüş. İşlem. Parası verilen manavda, sanayide, ihracat ama bunun karşılığında 270 milyon kilo fındık ihracata gitmiş. Hesap makinesi var mı yalnız Meltem Hanım? Hemen hesaplayalım. Evet. 60 bin tonu iç piyasada inmiştir. 60'da içerisinde 330. Gerisini Şubat'tan veya cebden yedik. Yani emanetten. Doğru mu başkan? Yani bugüne kadar 350 bin vardır şey yapan. Bugüne kadar 350 bin civarında 350 vardır. Tamam 350 olduğunu kabul edelim. Elde mal kalmıyor. Elde mal kafa kafaya. Evet. Dolayısıyla yani, mecburen artacak fiyat gibi görünüyor. Böyle bir sıkıntı yok. Ben açık söyleyeyim. Bugün benim elimde fındık olsa ben satmam. Evet. O zaman ihtiyacı olan sözümüz yok. Ama kimseye de bakın. Kimseye de satmam değil mi ama. Evet. Paraya ihtiyacı 3'üne 5'ine bakamaz. Her zaman söylediğim gibi. Paraya ihtiyacı var. Ona bunu emin edeceğine çekecek. 3 çuval 5 çuval fındığına emin edecek.
işini üretici, birlik, beraberlik, esnaf, üretici el ele kol kola verirse fındık fiyatları artar. Vermezse, panik yaparsa yapacak bir şey yok. Evet. Panik yapma kardeşim. Zaten 14 liraya maliyet var. 9.75'e 10 liraya mal mı satılır? Hadi oradan da vur şamara gitsin. Evet efendim, bizler de o zaman özel gündemi noktalayalım. Süremizi teşekkür de teşekkür etmek istiyorum yalnız ben bu arada. Tabii ki söz vereceğim şahsım, sizlere. Buyurun. Şahsım, kurumum ve bütün fındık üreticileri adına bizlere burada konuşma imkanı verdiğiniz için TV52 ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Bizlere ağırladınız. Bizlere düşüncelerimizi, fikirlerimizi ekran başındaki bizi izleyenlerle izleyenlere paylaşma imkanı verdiniz. Buradan yine gurbette ve gurbette bizleri izleyenlere, Türkiye'nin her tarafından bizi izleyenlere herkese selam söylüyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi, fındık üreticisini çok seviyorum. Fındığı çok seviyorum. Bölgemizin kahverengi altınını çok seviyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bizler teşekkür ederiz. Buyurun. Ben de kısaca hayırlı akşamlar. Evet. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Bizler de sizleri ağırlamaktan memnun olduk. Fındık bölgemizin en önemli gündemi konuşuyoruz. İnşallah da çözüme kavuştururuz diyelim ki. Bir mesajı da ileteyim efendim. Sosyal medya üzerinden de biz canlı yayındaydık. İki yürekli insan demişler üzerimizde kalmasın. Fındıkla ilgili gerçekleri cesurca konuşmuşlar demişler. Teşekkür ederim. Onlara da selam olsun. Teşekkür ederim. Sahip çıksınlar. O arkadaşlara sahip çıksınlar. Evet, fındığımıza sahip çıkalım o zaman. Bir şey daha son. Buyurun, bu konuşmamızın daha çok kişiye ulaşması için sizden benim ricam Facebook sayfanızdan bu konuşmalarımızı sosyal medyada paylaşmanız, bizi ekran başında izleyen, fındığa sahip çıkmak isteyen, fındığı olsun olmasın herkesin bu konuşmalarımızı paylaşmasını, sesimizin dalga dalga yükselerek Cumhurbaşkanımızın, Cumhur Reisimizin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşması temennisiyle iyi akşamlar diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii süreleri aşabiliriz. Konu fındık, daha konuşulacak çok şey vardı. Belki unuttuklarımız da vardı ama biz fındığı her zaman gündemde tutmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Özel gündem içerisinde ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama noktayı da şu şekilde koyalım. İhtiyacı olan tabii ki satabilir ama ihtiyacı olmayan fındığını elinde bekletmeye devam etsin. Çünkü fiyat yükselebilir. Matematik böyle diyor efendim. Biz değil. Hoşça kalın.